Tüplü fidan dikimi için dikim kazmasıyla tüplü fidanın kök boğazı seviyesini yaklaşık 3 ila 5 cm geçecek şekilde çukur kazılır. Tüpün alt bölümü 2 ila 3 cm kesilerek atılır. Tüp naylonu toprağa da 0,5 cm yırtacak şekilde boyuna kesilir. Ancak naylon tüpten ayrılmadan dikim çukuruna yerleştirilir. Çukurun 3'te 2'sine kadar toprak doldurulur. Bu işlem esnasında daha önceden çıkarılan üst toprak alt kısma konulmalıdır. Daha sonra naylon tüp çekilerek alınır. Bu aşamaya kadar tüp toprağının dağılmamasına özen gösterilir. Çukurun kalan kısmı da toprakla doldurulur ve ayakla sıkıştırılarak dikim tamamlanır. Ayakla sıkıştırmada tüp bölümüne basılmaz. Çukurda kenar dikimi yöntemi çıplak köklü ibreli fidanların dikiminde kullanılır. Bu yöntemde gradoni tipi teraslarda arazi meyilinin terası kestiği noktada kazmayla kök uzunluğundan en az 5 cm daha fazla derinlikte bir kenarı düz ve dik bir çukur açılır. Dikim işçisi dikim sandığından çıkardığı fidanı kök boğazı toprak seviyesinde kalacak şekilde bir avuç nemli toprakla çukurun dik kenarına tutturur. Bu sıkıştırma işlemi köke zarar verilmeden ve itinayla yapılmalıdır. Bir eliyle fidan köklerini korur, diğer elindeki dikim çapasıyla çukurdan çıkan nemli toprağı dik kenarın karşısından çekerek çukuru yarısına kadar doldurur. Bu esnada toprak içine karışan taş, kök gibi parçaları ayıklar. Daha sonra dik kenarın karşısına geçerek iki ayağıyla toprağı V şeklinde sıkıştırır. Çukurun tamamını fidan kök boğazına kadar toprakla doldurarak sıkıştırma işlemini tekrar eder ve fidan çevresini çapayla düzeltir. İnce tekstürlü topraklarda yapılan dikimlerde sıkıştırma işleminde çok dikkatli olunmalı, toprak fazlaca sıkıştırılarak toprağın kompaktlaşmasına neden olunmamalıdır.